Bu kimdi şimdi bu saatte? Tamam tamam geldim. Kimsin sen böyle? Tamam geldim. Ne Banu? Sen burada ne arıyorsun? Burada olmaz, dışarıda konuşalım. Ne? Yani kapının önünde. Böyle odada hoş değil. Dur bakalım. Ben de odana girmeye meraklı değilim. Söyleyeceklerimi telefonda da söyleyelim. Ama telefon edecek olsam polis kaldığım yeri şıp diye bulurdu. Ne istiyorsun? Tabii ki Davji'nin ne malı mülkü varsa hepsini. Ne? Bak dinle beni. Birilerini buldum. Her şeyi benim üstüme alacağız ve sonra sana payını vereceğim. Böyle senin gibi akıllı bir adam bile arada sırada nasıl da saçmalayabiliyor. Hatırlatmama gerek var mı? Raja ile Madhu'yu çoktan yolumdan çekip atmayı başardım. Yani gördüğün her şey otomatikman zaten benim. Bunları seninle neden paylaşayım ki? Senin yaptığına ne denir biliyor musun? Eline baltayı almak ve sonra da onunla kendi ayağını kesip atmak. Karşımda çaresizce duruyorsun işte. Bak benden sana son bir tavsiye. Sen buraya her nasıl sessiz sedasız girmeyi başardıysan yine aynı. Sessiz sedasız kimseyi uyandırmadan git. Çünkü oyunun kuralları değişti artık. Senin o uğursuz gölgeni etrafımda istemiyorum. Ben de senin gibi hayatımın mahvolup gitmesini kesinlikle kabul edemem. Bundan sonra onun her şeyi benim olacak, sadece benim. Seninle artık ne işim olur ki? Neden öyle bakıyorsun? Hemen git buradan, yoksa birazdan geriye saymaya başlayacağım. Ya da daha iyisi Davji'yi çağırırım. Sonra da... Sen düşün. Öyle olsun. Kimsin sen? Sen? Sen ne yüze hala bu evdesin Banu? Demek Banu'nun bu evde konuşup görüştüğü biri var.